hortumları şöyle çekebilirsiniz. Kesin altındayız. Kimisi tuvaleti, işte lavaboyu, işte mutfak dolabını alıp en sonunda çekiyorlar hortumu. İlk başta da çeken oluyor hortumu. İlk başta yapmayı düşünüyorum ben. İlk başta çekeceksen, yerler belliyse zaten Ar-Ge çalışma yani vardır. Çalışacağız evet. Zaten. Aşağı yukarı hortumları çekiyorsun. Hortumları çekiyorsun. Tamam. Yeri belli. En son su deposunu bağlamıyoruz. Depoyu koyacağımız yere çekiyoruz. Depoyu üste koyan da oluyor, alt zemine koyan da oluyor. Bak süper. Aracın altına koymak istiyorum ben. Yukarıda yer kapmasını istemiyorum. Doğrudur. Çok onun için böyle bir depo gördük hani böyle dörtgenimsi ortada böyle bir boşluğu var şöyle bir. Şimdi bir yere oturuyor belli ki. Var mı depolardan? Bende Norada marka depolar var. Şu an hazırda yok. Yerleri falan hazır mı? Onlarda öyle bir problem var. Şöyle, dikdörtgen zaten. İşte değişiyor. 108 litreye kadar kapasitesi var. Yok, diş açmıyorsun. Kendi kapağı var. İşte atıyorum temiz suda kullanacaksan temiz su kapağın ayrı bir kapağı var. Zaten üzerlerinde otomatik dişleri var. Okey. Pis su tankında da pis su tankına göre hortumları var. Giriş tamam. Ve çıkışın. Benzinde de ona göre hava firarım var. Dolum ağzım var. Bir tık da farklı kullanabileceğin kör tapu şeklinde yapılmış ekstra delik açabileceğin şeyler var. Ve bunların üstüne gelecek şamandıralar var. Var. Arabadaki o, var mı depoda? Var. Depoda var. Deponun yeri var. Hı. Deponun yerini şunlarla açıyorsun. Depo zaten şey kapaklı zaten. Tamam. Açtıktan sonra şunu koyuyorsunuz. Flaş şeye geçiyor. Depo flaşı. Tabii bunda su koyduk. Koyduktan sonra. Yok bu su için değil. Su konmak için zaten yeri ayrı. Hı. Deponun üstüne sabitledikten sonra şamandırayı içine sokuyorsunuz. Tamam. Çevirdikten sonra işte atıyorum neyde kullanacaksın? Yakıt şamandırasını. Peki bunun göster yani içeriden görebilmek için de göstereceğim. Hemen onu göstereceğim. Hı. İşte atıyorum yakıtta kullanacaksınız. Yakıt için mesela şu. Misal. İşte ne bileyim temiz su tankında kullanmak istiyorsanız bu. Temiz suda ve atık suda kullanacağız. Atık suyun şamandırası farklı oluyor. Tamam. Şu şekilde oluyor. Çünkü neden? Pislik olduğu için atık suda bozulma tehlikesi ve katıdan yukarı çıkma şeyi olmasın diye bu şekilde muhafazalı. Tamam. Ama yani aynı işlevi görüyor. Atık suyun şamandırası farklı. Evet. Temiz suyun iki farklı. Temiz suyun farklı. Göstergeler de farklı. Hı-hı. Tamam. Temiz su ve yakıt da aynı şamandıra kullanılır. Sadece pis suda pis su şamandırası kullanılır. Tamam. Süper. Bunun tabii tanklara göre de ölçüler var. İşte 20 santim, 25 santim, 30 santim. O sizin durumunuza göre hani kaç tamam. Santimse. Yahut hangi kaç tane gösterge, kaç tane tank kullanmak istiyorsunuz ona göre gösterge ve şamandıra temin ediyoruz. Peki bir şey daha soracağım benim tabii. Kafama takılan. Şimdi içeride bunu böyle baş köşeye koyuyoruz bu evet. Göstergede biz görebilmek için. Evet. O bağlantıyı sağlamak için gereken kablo, şamandıra ile bunun arasındaki kablo. Onu da hemen şöyle izah etmem lazım. Giderken bozmasın diye böyle suyu parçalıyor içeride diyorlar. Dalga kanlı dedikleri. Suyu parçalamanın bir anlamı yok. Zaten hidrofor değil mi? Yok, hidrofordan bahsediyorum. Su, tatlı su deposundan bahsediyorum. Tamam. 150 litre bir depo aldım tamam. Mesela. O arabanın yolda giderken aerodinamiğini bozuyor biraz. Yalpalatıyor arabayı falan diyorlar. Halinden onun böyle dalga kranlı olan modeli varmış burada kendi içinde. Suyu böyle bölüm bölüm. Benim o bilim konumu söyle bir ürün yok. Yok. Sen tamam. Alıyorum. Hani vardır doğrudur öyle ama benim ürün konumu da yok. Peki. 11.3 litre. Seaflo ya da Siflo. Şimdi şöyle. Siflo olarak geçiyor. Hidrofor. Evet. Siflo marka genelde en çok kullanıldığı için. Zaten burada da farklı size direkt önerisi vermiş. Tekne ve yatlarda kullanılmış. Karavanlarda kullanılmış. Her bütçeye uygun bu. Şimdi bunun hidrofor olarak, Japsco marka olarak da var. Hmm. Ama Siflo en çok tercih edilen ve uygun yani bütçeye ne en uygun ya? Şekilde. Aşağı yukarı 380 lira civarında. 380 lira? Evet. Hmm. Bu iki çeşmeyi aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Görebiliriz tabii. Şöyle bir ürün. Zaten üzerinde karavan, yat bu resimleri de var yani hepsine uyumlu. Evet. Evet. İki çeşmeyi aynı anda çalıştırabiliyor. Evet. Bir kişi duşun alırken bir kişi çok rahat bir şekilde lavaboyu kullanabiliyor olarak. Hatta elma armut yıkayabilir demiştiniz. Evet. Suyun taziye de yeterli olur diyorsun. Suyun taziye yeter. Tabii bir ev mantığında değil. Hani tabii. Öyle bir beklenti yok, yok zaten. Yok. Hiçbirinde olamaz. Yani olur ama çok çok üstün bir hidrofor almadan o da maliyeti aşar ve borulara da zarar verme ihtimali var. Evet. Çok. Çok mantıklı. Tazikten sonra. Yani. Tamam. Kısıtlı iş istersen bana. Okey. Peki borularla ilgili falan? Borular, ara tesisat onlar. Ara tesisat metre hesabı mı yapıyorsunuz? Metre onlar? Hesabı işte bunların çıkışları. Mesela hidrofor çıkışları 25 milimdir, 19 milimdir. Bilim diye geçeceğim. Tamam. Ben işte size şöyle izah edeyim. Şimdi başka bir geçti. Aynı zamanda şunu da izah edeyim. Geçmeden önce buradan geçer. Hı. Şöyle
herhangi bir filtre gibi. Tankta temiz suyu alıp pis su. Anladım. Tankında, şurada şey var, filtre var. Evet, temiz su tankında herhangi bir kıldır, bir şeydir hani herhangi bir pislik olabilir. Anladım. Hani. İlk önce buradan geçer, filtre aldıktan sonra... Peki bunu bizim grafik bir yerde mi? Kirlendiğinde bunu biz nasıl temizliyoruz? Bu direkt o şeye takılır, hidroporun ağzına takılır. Ha, oradan biz. Suyu buradan çeker, buradan tamam. Size verir. Tamam, bu zaten bu suyun altında falan evet, oluyor. Mecbur buradan geçer zaten. Tamam. Şu şekilde başyakar 13 milim hortum ağzı. 13 milim. 13 milim peki. Şeffaf. Doğru olan 13 midir? 13'tür. Tamam. Yeterli olur çünkü daha fazlası da... 13 milimlik boru doğru olan. Daha fazlası da hani zarar verme ihtimali çok. Evet. Ki zaten yetiyor. Dirsek kısmında herhangi bir tesisat oradaki tesisat evet, durumuna göre değerlendirebilirsiniz. Yani dolandırdığınız zaman bunu kullanıyorsunuz. Evet. Evet. 13 milim şeffaf telli hortum kullanıyorum. Yani tamam. İtalman. Yani metresi ne kadar oldu? Metresi aşağı yukarı 13-14 civarında. 13-14. Evet. Daha uygunlar var mı? Biz aşağı yukarı bir tam biliyor musun? Yani bir panel vanda ne kaç metre? Genelde 13-15 metreküp arası. Sizinki kaç metreküp? 17. 17. 17. Genelde aşağı yukarı 15. 15-16. Ne kadar demiştin metresi? Metresi 13-14 lira civarında. Yanlış hatırlamıyorum. 13-14 lira. 15 çarpı 13 yani. Evet. Ve 15 çarpı 14. Evet. Bunlar da evet, yaklaşık olarak parçaların ne kadar? Parçalar içinde geliyor. Ha, içinde geliyor. Yaporun içinde geliyor. Set halinde. Dirsekler? Dirsekler de içinde geliyor. Ama yetmezse almak istersen. Yetmezse zaten yaporlar zaten mecbur bu çıkışı yapacaksın. Bu çıkışı tamam, yaptıktan sonra, çıktıktan sonra atıyorum. Doğru. Ne yapmak istersen. Ne alırsın? Onların sarı tesisat malzemesi ne için? Onlar ayrı grup. Onlar tam aşağı yukarı 27-28 lira işte dirseği direkt koyuyor. Bunlar gitsin gitsin 5-6 tane gider yani. Yani bilemedi, aşağı yukarı 100 lira yakın bir sarı tesisat malzeme evet, evet. Ama bütün suyunu rahat bir şekilde verirsin. Tamam. Bu da dediğin gibi hem arabaya hem de oradaki tesisat durumuna göre bağlı. Şimdi kaç tane gider bilinmez. Anladım. Ben 5 dedim yalan İçi olur. İçi bağlı orada ne kadar dolandırıyor. İçi de bağlı aynen öyle. Orayı ne kadar dolandıracağım. Oradaki keyfinize bağlı hani şuradan gitsin de şuradan gitsin. Tamam. Hidropor işini de konuştuk. Depoyu konuştuk değil mi? Depoyu evet, konuştuk. Boruları konuştuk, dirseği konuştuk, elektriği tesisatı. Elektrik için kullanacağımız kablonun metresi ne kadar peki bu arada? O hani özel kablodan bahsetmiyor, özel yanmayan kablo. Kötü tutmayan. Şöyle izah edeyim. 3-2.5 genelde kullanılıyor. 3 çıkışlı yahut 2x2.5. Kalınlık olarak 2x2.5 milim. Hangi? Genelde 3 çıkışlı kullanılıyor çünkü çok, çok yönlü. Teçhizat kullanılıyor. Ama evet, çok yönlü olduğu için tek kablodan çıkmak istiyor. O yüzden de hani kablo arıza görse ya da ben bir kablodan devam edeyim. Erdem maskeni unutuyorsun. Tamam pardon. Sıcak basıyor. Evet. Tamam. Nasıl oynanmış? Genelde o şekilde ama tabii dediklere göre hepsi değişiyor. Ama tamam, stabil olarak genelde 3-2.5'ler. O da aşağı yukarı metresi 15 lira civarında. 15 lira. Onda yalnız 1 lira verdi. Biliyor, rahat gidiyor. Çünkü çok tesisat olduğu için bir de sonradan ekliyatı çok olacağı için döşüyor kabloları. Bu arada döşerken malzemelerin şeyleri çıkartıyor. Ekstra ekleyeceğiz. Atıyorum gösterge mesela. 3 maneden geliyorsun ama yine bir kablo lazım. Bu göstergelerin tanesi ne kadar? Tane göstergelerin tanesi 75-80 TL'ye geliyor. Şamandıra'ya bağlayacağım. Şamandıra'nın fiyatı da aşağı yukarı 130 lira civarında. Tabi o da saatine göre değişiyor. Tamam anladım. Peki başka neyimiz kaldı? Sana duş hortumları. Duş hortumu, yıkanma olayla şey. Evet, çünkü... Oradan bir de şey var mı sizde? Tuvalet yani. Onunla ilgili soracağım şeyler var. Tamam. Bulunduğumuz yerde lambalar bozuk olduğu için kendi ışığımızla idare ediyoruz. Görüntü biraz bozuksa kusura bakmayın. Tamam. Şimdi kış duş olarak geçiyor. Ha, evet bunu açıyorlar. Duş yuvası. Buraları biraz evvelki konuşmalarımızı aldık değil mi? Tamam. Duş yuvası, duş kafası ve duş hortumu diye geçer. Tamam. Üç parçadan oluşuyor. Bunun metal olanı da gördüm ben. Yanlış metal olanı satmıyorum. Satmış. Ben bunu... Bu ithal bir maldır. Örgülüdür. Tamam. Patlama ve kaçırma yani olmaz. Ve tamam, karavanın gövdesini yahut teknenin gövdesini çizmez. Sızdırma da aşağı çünkü yere çizmez diyor. Çizmez. Çünkü evet, yere kadar iniyor bu. Evet. Hem çizmez hem de örgülüdür. İyidir yani. Çünkü metalleri pek önermiyoruz. Hem korozyon da oluyor. Tamam. Çünkü bir bu şekilde var. Buranın karavanın dış kısmına zaten montaj yapılıyor. Bagaj okay, kısmında genelde yapılıyor. Tamam. Tankın en yakın olduğu yere yapılır ki tazikli su çabuk gelsin diye. Anladım. Bu şekilde içine geçiyor zaten. Tamam gördüm onu çekiyorum. Bir de bunun dışarı, ikinci bir modeli var. Ya bunlar aşağı yukarı 180 lira civarında. Böyle iki halindeler. Evet sadece 3 parçadır. Tamam. Şöyle 180 lira civarında. Tamam. Bir de şöyle bir modelimiz var. Tekrar göstermiş olduğumuz gibi. Duş hortumu. Tamam.
Ha bir de böyle, evet. Bunu kapağı daha sağlıklı diyor sanki. Ha, bu böyle. Şimdi sıcak soğuk. Evet, sıcak soğuk özelliği var. Kimi insan görüntüsü ve hani pisliği kapatmak amaçlı diyor ki evet. Böyle dursun. Şu şekilde. Bu da güzelmiş. Şimdi sadece soğuk kullanır, sadece açar. Okey. Boileri yoktur. Tamam. Buradan da çekersen. Bu dışarı takılan değil mi? Kış evet. Düştü. Hortum kalitesi aynı. Aynısı. Aynen. Bire bir aynısı. Numara da markadır. İtalya. Güzel. Bu ne kadar böyle? Bunlar da aşağı yukarı 550 lira civarı. Evet. Biraz fiyat farkı var. Evet, biraz değil. Bayağı var. Bayağı bir fiyat farkı var. Ama güzelmiş. Sıcak soğuk farkı yaratıyor. Evet. Bunda yok tabii değil mi? Yok. Onda yok. Bunu sadece aslında soğuk olan insanlar da bazen bu tercih ediyor. Hem görüntü amaçlı hem de görüntü... Yok yok. Genelde bu oluyor. Yer amaçlı. Evet. Bunu görünce zaten... Yeterli oluyor bu şekilde. Ve su dolumu ağızlarına geçiyoruz. Tamam. Şimdi dışarıda olduğum için... Evet. Suyu doldurma lazım. Kanto su deposunu doldurmak evet. için değil mi? Evet. Bu da tabii bütçeye bağlı. Fazla fiyat fark etmiyor musun? Dediğim gibi bütçeye bağlı. Tamam. Şöyle yedir yapayım. Şöyle dolum ağzımız olur. Genelde süper, karavanın süper. Dışarılarında durur. Bu benzin istasyonlarında hava su alım istasyonları var yani. Evet. Oradan doldurabiliyor muyuz mesela? Alabilirsiniz. Hemen şöyle. Şu hareketi yapıyorsunuz. Yani yasak değilse yapıyorum. Yasaklayayım. Şu şekilde açıyorsunuz. Zaten ha, böyle olanı da var. Renkli evet. Olursa aynı arabaya bir yakıt doldurur gibi. Aynen. Tamam süper. Bunu kapatıyorsunuz. Dışarıda herhangi bir müdahale olmuyor. Açamaz da. Bu şekilde ve paslanmaz. Ben burada böyle bir memesi olanı da gördüm de o farklı bir şey herhalde. Memosunu da göstereceğim şimdi. Ama onu her türlü dışarı... Bu çok pratik bir şey. Evet. Bunun dolumu da kolay. Bir de ağız uyuma durumu var herhalde onda. Evet. Hiç gösterme onu. Bu güzelmiş. Bir de şuradan var. Bunda dışarıdan müdahale yok. Bunun tabi vatı olan var yani su. Şu şekilde açın. Dışarıdan müdahale olur. Yani pislik falan. Anladım, anladım. Hiç gerek yok. Kilitli olan gayet evet, güzelmiş. Sağlık, de... Ne kadar böyle bir şey? Aşağı yukarı 70 TL civarında. Sonuçta tatlı su deposunun şeyinde buna bağlı. Evet, girişini. Girişini arabanın dışına bağlı. Evet, kapı. Genelde 38 milim diye geçer. Şu benim kısmı. 50 milimdir. Bundan pek tercih edilmez. Kapı kaçınacak evet. Deliklerin yerleri bundan belli ediliyor. Aynen öyle. Tamam. Ve havalandırma. Tamam. Dışarıda kış duruş. Peki arabada LPG varsa LPG çıkışta var mı sende? Böyle dışındaki LPG. Bende yok. O bende. Hani mangalı falan böyle LPG kullanmak için dışarıya veriyorlar ya. Anladım. Direkt ağız veriyor. Korku çıkışı. Bir nevi su gibi. Ama anladım. Yok bende. Yok. Tamam. Peki. Tamam. Dolum ağız oluyor. Kış duruş oluyor.